sandalyede oturarak başlayalım. Lastiklerimiz dursun. Nasıl bağlanması gerektiğini hepsini söyleyeceğim. Merak etmeyin. Oturduk ucuna. Ayaklarımız genişliğinde. Biraz ısınacağız her zamanki gibi. Eller önde dengeyi sağlat. Sırtı dik yapıyoruz ve çok yavaş. Topuklarım dizlerimin biraz gerisinde. Vücudu öne atmadan yavaşça kalçayı dışarı çıkar. Yukarı. Yavaşça oturabilir. En yavaş şekilde otur ve bırak. Tekrar. Hop. Çok yavaş. Bacakları yavaş yavaş ısıtıyorum. Dizleri, eklemleri. Tekrar yavaşça yukarı. Eller belde olur. Önemli olan burada sırtı gergin olması. Hiçbir zaman C değil. Kalçayı geriye ver. Ucuna otur. Çok yavaş. Son 3. Hiç hızlanma. Bunun olayı zaten yavaş yapmak. Yine yandan da gösteriyorum. Devam edelim. Kalça dışarıda çok yavaş. Şimdi elleri önü uzat. Kalça dışarıda. Dokun, tam kalk. Kalça geriye at. Dokun, tam kalk. Haydi 6. Haydi 5. Son 4. Hiç kaliteyi bozmuyorduk. Sırtımız geldi. Kalça geriye. Son 3. Son 2. İnişi yavaşlat. Böyle bacağını hisset. Üst bacağınla, arka bacağını ortak çalıştığını hisset. Şimdi kısa kısa aşağıda kaldık. Hep kalça sandalyeye dokunsun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Şu yorumları kapatayım. Oradan daha iyi takip edin. Yes. Evet, şimdi tek ayağı attım. Lunge pozisyonu bildiğiniz. Isınıyoruz. Çok aşağı inme yok. Vücut dik. Kalça sıkı. Sen sık. Kendi haline bırakma. Kısa kısa dizi aşağı hafif indiriyorum. Yaklaşık 15-20 santim geçmiyor. 10-15 santim çok ideal. Kısa kısa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tam kalk ve bekle. Arka bacak ve kalçayı bırakma. Tekrar bir 10 tane daha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bekle yukarıda. Tekrar. Haydi 3'ünü set. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve bırak. Salla bacağı. Hiç acelemiz yok. Isınıyoruz. Evet, yanlarını gösteriyorum. Diğer ayak. Ayak parmağı arkaya. Bırak. Kalçayı sık. Öndeki diz çok ayak çok öne gitmesin. Arkadaki dizi aşağı indiriyor kısa kısa. Haydi devam. 5, 4, 3, 2, 1. Tam kalk, dinlendir. Evet, tekrar. Haydi. Ayak parmakları paralel. Öne bakıyor. Vücut öne bakıyor. Kalçayı sık. 4, 3, 2, 1. Yukarı kalk. Tekrar son. Devam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve bırak. Hafif nabız ekleyelim. Çok kullanmayacağım bu antrenmanda. Isınmak için ve nabzı biraz yükseltmek için kan dolaşımı artsın. Kalça geriye yavaşça dokunmaya çok az kal. Dokun ve küçük zıplayış yap. İniş hep yavaş. Hop. Devam. 7 tane kalçayı in ve dokunduğunu hisset ve fırla. 6 tane. Hop fırla. 5 tane. 4. 3. Hiç kaliteyi bozma, sık gerginin kalça geriye. Son 2. 1. Yine bir kısa kısa aşağıda kal. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Süper. Sandalyenin arkasına geçtim. Sandalyeye yakın ol. Arkasında böyle bir çıkıntı yoksa şu da olur. Yani hani tabure ise, başka bir şey ise, sandalye farklıysa ama çoğunda böyle tercih ettiğimizi düşünüyorum. Koltuksa dediğim gibi öyle olur, sandalye yoksa. Tek ayağı tam ortala, vücut dik olsun. Tek ayağı yana aç. Vücut oynamadan kısa kısa yukarı aç, hiç düşünme yok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi hiç bırakma. Yavaşça havada kalsın. Tekrar. 8, 7, 6. Düşürme, vücut oynatma. Sadece yan kalçanı hisset. Medyusları. 3, 2, 1. Tekrar. Vücut sabit, kalçayı sık. Sadece tek bacak oynuyor. 4, 3, 2, 1. Ve bırak.
20 diyelim. Açıları değiştiriyorum. Her açıdan görün istiyorum hareketi. Evet, tekrar. Tek bacağı oynattım, kalçayı sıktım. Hop, hop. 6, 5, 4, 3, 2, 1. İndir ama değdirme yere. Tekrar 8, en yukarıda kısa kısa. Vücudu da eğeceğim diye, kalkacağım diye eğmeyin. Hareket bu. Olabilir tek bacak. 3, 2, 1. İndir. Tek bacak hareketi. Öyle yanar, başka türlü yanmaz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Instagram'a koyacağım. YouTube için bir video çektim evde dün. Büyük bir üçlü kanepeyi kullanarak. Bu tarz videoları görmüşsünüzdür. Gerçekten bu advanced, hatta spor hocaları için. Yani bence o antrenman. Ben öylesine çektim kendim, yani insanlara çok önerdiğim bir şey değil ama biraz şovvari. Ağır bir antrenman yaptım. Yayınlayacağım onu da. Evet, ayak parmakları sumo squat, iyice açık. Ve sandalyeye yaklaşıyorum. Koltuk varsa yine aynı şekilde, hiçbir şey değişmiyor. Yaklaş, koltuğun önüne geçme. Hep in ve kalk. Sandalye varsa daha kolay, seni engeller zaten öne gitmeyi. Hop, göğüs öne gitmesin. 8, dizleri aç yana. 7, 6, 5. Tam kalçayı içten sıkı, dizleri yana it, arkaya it. 3. Saat 9'da kalkan sayısı giderek azalıyor bu arada. Alıştık evde geç yatmaya. Lütfen erken yatın. En iyi diyet erken yatıp erken kalkmaktır. Aşağıda kal. Geriye sırtını yasla, dizleri aç ve kısa kısa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Süper. İç bacak, kalça hepsi ısındı. Hafif de sandalyeyi kenara bırakıyorum. Şimdi sopayla biraz alıştırma yapacağım. Hem ısınma hem hareketleri hafiften başlayıp sonra lastikler ekleyeceğim. Evet, omuz mobilizasyonu için. Hop, yukarı çıktım. Geri it ve tekrar kal. Yapabilen varsa tam döndürsün. Çok da zorlamayın. Çok mühim bir hareket değil. Yani hani açmak için kapasite varsa omuzu zorlamadan yapabilen varsa tam yapsın. Yoksa bu yeterli. Vücut kalsın sabit. Son 4. Son 3. Son 2. 1. Şimdi yukarıda kalsın sopa. Kalça geriye ver. İn aşağı, tekrar kal. İn aşağı, tekrar kal. Omuz başlığı geriye doğru itiyorsun. Aslında olabiliyorsa başı öne itmeden bunu yapma sakın. Baş normal. Omuzları geriye doğru at. Evet, belden omuz başına kadar gergin olması lazım. Son 3. İnebildiğin kadar çok zorlama. Sırtı C yapıyorsan, öne eğiliyorsan hiç yapma. 2. Şimdi good morning diye bir zor bir hareket var. Onu yapacaksan ağırlığı olduğu için yaptıracağım. Şimdi kal. Evet, biraz jime yavaş yavaş geçiyorum. Şu yer kaplamasın. Ben biraz daha ekranda fazla çıkayım. Geriye gideyim. Ayaklar omuz genişliğinde. Açtım parmakları, karşıya bakıyorum. Dizler çok az, büküyorum dizleri. Çok az bük ama, yani böyle büküp kalma. Dizler hafif bükük, gerginlik azalsın diye. Eller önde. Hop, aşağı sırtımdan eğiliyorum. Bunu yaptığımda göz ucuyla karşıya bak aşağıda olduğunda. Kalça dışarıda tut ve yukarı kalk. Biraz basitini yapıyorum tabii ki. Hop, dizleri düz de yapabilirsin. Çok zor. Ama sırtı bırakmaman lazım. Ben de o gerginlik mesela artıyor. Ben her zaman sırt çalışırken dizi hafif bükerim. Özellikle ağırlık varsa çok daha efektif oluyor. 4. 3. Biraz sonra ağırlık gibi kullanacağız sopayı. 3. 2. 1. Ve şimdi sopa önümüzde. Vücuda yapışıyorum sopayı, omuz genişten biraz geniş tutuyorum. Yine şöyle yapayım, fırça gözükmesin. Evet, dizlerim omuz genişliğinde aynı mesafede tutuyorum. Ve kalçayı dışarı çekerek, dirsekleri hiç bükmeden aşağı iniyorum. Aşağı indiğinde göz ucuyla karşıya bak, sırtın gergin olsun. Ve gördüğünüz gibi dizi sıyırsın. Kalkarken de öyle. Mesafeyi ve hizayı sopa dizi sıyırarak
veriyor. Kalça dışarıda. Sırtı hisset. Şimdi sırttan başladık aslında cime. Basic olarak. Hop. En son omuzları biraz geri atarak aslında sopayı öne götürmemek için omuzu geri atıyorsun. Bu hep yukarı aşağı iniyor sopa. Dikkat edin özellikle yan durumu. 4. Sırta dikkat. Aşağı indiğinde böyle masa gibi olması lazım. C değil. 3. 2. 1. Ve bırak. Nefes ver. Bir tane daha yapacağız. Evet, sırtımız önemli çünkü sırt ve kalça hareketleri çok olacak. Lastikle biraz daha zor olacağız. Dumbbell ekleyeceğiz. Göreceksiniz yani hani lastikle bile nasıl direnç yapılabiliyor evde. Hiçbir ağırlığın yerini tutmaz. Her zaman söylüyorum. Aynen o. Hop. Kalça yat geriye. Biraz daha tempoyu böyle sırtımdan hissederek yapıyorum. Bir nevi deadlift yapıyorum. 14. Son 3. Son 2. 1. Şimdi bak. Evet, sırtımı biraz hissetmeye başladım. Bayanlar özellikle çok hissediyor. Çünkü yaptığımız yanlış zaman değil. Şimdi bunları da bırakıyorum. Hemen kettlebell'imizi alıyorum. 5 litrelik su. Yoksa 5 litrelik su. Yani 5 kilo, 4 kilo ağırlığında bir şey de olur. 6 kilo da olur, 7 kilo da olur. Yani hani ben bayanlarla 8 kilo kadar kettlebell swing çok yaptırıyorum. Onun için hani bir zararı yok. Şimdi yavaş yavaş ağırlıklar artıyor. 5 kiloya geçtik. Biraz sonra sopayla birleştireceğiz. Swing yapmak şöyle. Küçüğünü başlatıyorum. Omuzuna kadar it. Tam bu aşağı inerken ivme kazandı ve vücutta sumo squat tarzı bir aşağı iniş yap. Omuzun hizasını geçme ve hep yukarıda sabit dur, aşağıda kal. Böyle yarım saniye bir yukarıda tutma var, aşağıda tutma var. 4. 3 set yapacağız. Kalçayı dışarı çıkar ve sırtı gerdir. 2. 1. Şimdi yavaşça bırak, bekle. Kalçayı indir, dizler açık, ayaklar iyice açtık sumo. İyice açtık. Hayır aşağı in, yere değsin. Başka bir cisim ağırlığı kullanıyorsanız değmese de olur. Kalçayı bozma yeter. 4. 3. Biraz sonra süper setlere gireceğiz böyle. 2. 1. Ve bıraktık. Nefesle. Bu üçlü set, yani kettlebell bittikten sonra süper set şeklinde hareketler yapacağız. Bu da süper set ne? Antrenmanın kısa antrenmanına çok yararlı kas geliştirmeyi sağlayan bir yöntem. Yani iki hareket, üç hareket arda arda birleştireceğim. Tabii bunun detayını veririm. Anlatırken swing yapayım. Swing'e geçtim. Aynı anda dinleyin lütfen. Omuz at, aşağı kalça dışarı. 7 tane. Evet, yani süper setin amacı şudur. Ardarda ya farklı kas gruplarını çalışırsın, antagonist deniyor, biceps, triceps gibi. Ya da aynı kas gruplarıyla çalışırsın ve o antrenmanın verimini arttırsın. Son 2. 1. Biz de ağırlıkla çok çalışmadığımız için kal. Vücut sabit, ayakları iyice açtın yana. Aynı squat deyip değsin yere tam kal. 7. Biz de yan çene. 2 hareket arda yaptığında nabız yükseliyor. Oradaki kas gelişimi hipertrofisi artıyor, pompalaması artıyor diyeyim. Daha çok anlaşılır dilde. Ve yani hani 2 saat antrenman, 1,5 saat antrenman yapamayanlar için 40 dakika, 50 dakikalık iyi bir süper set çok yararlı oluyor. Ve bırak. Bir set daha var, dinle. Evet, iyi gidiyoruz. Hafif mobiliteler çıkmaya başladı. Kullandığın ağırlığa kiloya göre de değişir bu. Ama hiç tempoyu bırakmıyorum. Yani bu ikili süperset tarzı antrenmanlarda arada yarım dakika veriyorum. Çok ağır değil çünkü. Aslında nabzı çok yükseldiğinde zor antrenmanlarda biraz daha artıyor. Vesaireyi çıkarıyoruz. Hadi tekrar başladık swing'e. At omuza ve kalçayı indir. Ayaklar ve 45 derece açıyla yana. Eksitenler rotasyonu var, dönüşü var. Parmak uçları, ayak parmak uçları düz değil. 4 5 6 7 son. Şimdi kal. Ayaklar biraz daha açacak. Dışa doğru eksternal rotasyon. İt. Aşağı in. Aşağı inerken dizlere odaklan.
ve dışı aç. Kalça çalışsın, iç bacak çalışsın. 4. Son 3. Son 2. 1. Ve bıraktık. Evet, bir yarım dakika mola. Şimdi süpersetlere geçiyorum. Yani 2 hareket, sonra da 3'e çıkaracağım. Ekipman kullandıkça artacak. Tek eli alıp göstereceğim sadece. Biraz sonra yapacağız. Ters ayak önde. Kullandığım kol, el belde. Ve lunge yapacağız. Şimdi bu üst bacak için çalışırken. Ondan sonra da alıp yine üst bacak ve sırtı, omuzu geliştirici overhead yapacağız. Hazırsanız bir sağ bir sol yapacağım. Onun için 2 çarpı 2 yapacağız. Yani 2 sağ ayak, 2 sol ayak ve üst aynı şekilde. Evet, başlıyorum. Tek elini al. Yaklaşık 10 tekrar yapacağız. Sonra öbürüne geçeceğiz 10 tekrar. Tek ayak, çapraz bacak önde. Tabi komplikeleşiyor, anlatma artıyor. Çıkmanı fazla yapınca. Çünkü anlatmazsam yanlış yapınca hiçbir anlamı yok, daha kötü olur. Arkadaki dizi aşağı indiriyoruz. Yaklaştır, tam kalk. Uzadığını hisset. Dizi tam bükülüp tam indiğini hisset. Elde 5 kilo. 5 litre. Ya da sizin dumbbell ağırlıklarınız 3 kilo, 2 kilo fark etmez. Bacağı iyi kullan. Son 6, 5. Son 4. Vücut sabit. 3. 2. 1. Şimdi aldık elimize. Squat pozisyonu. Eller omuzda iki taraftan tutuyor. Yani ağırlığımız omuzdan yukarı kalkıyor. Her kalkışta 1, 2, kalçayı bozmadan ilerim kadar in ve tam kaldır. 3, 4, 5, 6, 7, kalça dışarı 8, 9, 10. Yere aldık. Hiç bırakma, ters ayağı öne uzat. Arkadaki diz bükük, vücut sabit, el belde. Haydi dümdüz. Arkadaki dizi it. Aşağı indir, it. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son. Haydi aldık. 2 el. Kenarlarda tuttuk, kalça geriye. Omuzdan yukarı itiş. Hop. 2. 3. Dirsekler aşağıda kalsın. Hep aşağıda. Suyun altında kalsın dirsekler. Son 5. 4. YouTube'a yükleyeceğim. Antrenmanı kaydedeceğim. Yarıda katılanlar merak etmeyin. Yorumlar kapalı diye. Unutmuyorum. Son kez yap. Ve bırak. Bravo. Evet, nefesler. Yarım dakika mola. Herkes suyunu kahvesini içsin. Ben de içeyim. Evet. Şimdi lastikle sopayı birleştireceğiz. Önce lastiği ikinci plana atıyorum. Az geçtim. Bir sonra yapacağız. Daha kolaydan gidelim. Kullanabildiğiniz 5 litrelik suyu alın. Sopayı aradan geçirin. Bunları tutmaya çok iyidir. Tam ortaya alın. Ve omuz genişliğinde tuttum. Biraz önce yaptığımız aslında hareketleri yapacağız. Bu sefer 5 kilo ağırlıkla yapacağız. Kalça dışarı oturma kemiklerini iyice geri it. Sırt gergin. Başımız nötr. Hop, yukarı sırtla kalkıp bacağı itiyorum. İnerken hem bacak hem sırt. Haydi 2. Ne yapıyorduk en son? Omuzları geriye itiyorduk. 3. 4. Yere değilsin. Eğer ağırlık kullanamayanlar, bir sonraki seti de sizin için yapacağım. Eğer 5 litrelik suyunuz yoksa. Bakın şimdi ne yapacağız. 3. 2. 1. Şimdi rowing yapacağız. Kal, yere koy. Vücut hiç oynamıyor. Kalça dışarı çıktı. Dirsekleri vücuda yapıştı. Ve yukarı çek, aşağı bırak. Biraz tabii ki jimdeki kadar efektif olmasa da önemli olan şu. Sırt, skapula, kemiklerini, arkadaki kemiklerin birbirine yaklaştır, yapıştır, uzaklaştır. Vücut oynamadan son 4 süper set yapıyoruz. 2 hareket ardı arda. 3, 2,
Bunu da sırt için yapıyorum. Bir ve bırak. Evet, 30 saniye mola. Suyu devam edebilirsiniz olanlar. Olmayanlar hemen lastiğini alıyor. Sopanın ortasından bir tane fazla dolar. Şu iki eşit alt kalsın. Bu iki eşit altın birini bir ayakla basacağız. Hop. Diğerini bir ayakla basacağız. En az ayağının yarısı bassın, en az. Evet. Lastiğiniz çok ağırsa biraz uçlarına basın ama lastik ağır daha iyi. Sık çalışıyoruz. Ayakları omuz genişliğinde, kalça dışarı, suyu da devam eden etsin. Hiçbir şey değişmedi. Hop, direndiysen kendine göre. Basit mi oldu? Hemen bas önüne küçük mesafeyi. Başlıyorum. Hop, bir. İki, omuzu geriye at en son. Kalça gitsin sırttan. İnerken C yapma, çok önemli. Bele yüklenirsin. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Şimdi kalçayı dışarı çıkar. Vücut gergin, sırt gergin, omuzlar geride. Haydi sırt sıkıştı. Aç. 2. 3. Dirsekler vücuda sıyırıyordu. Dirsek geriye. Skapula kemiklere birbirine yapışsın. Arkadaki iki kemik. Skapula girmeyen varsa kürek kemikleri. Türkçesi bazen aklıma geliyor. Yanlış bir şey. 3. 2. 1. Ve bırak. Bir set daha var. Hafif bel sırt bölgesini hissetmeye başladım ben, bilmiyorum size. Yine ben lastikle devam edeyim. Lastiği 5 direkt suyu olmayan lastik de yapıyor zaten. Eğer çok mu kolay geldi? Dola, istediğin kadar dola. Lastik ve sopa senin, kimse bir şey demez. Ama eşit aralıklarla bitir ki direnç değişikliği olmasın. Haydi dinlendik şimdi, son set. Ayağı iyice bas, ben biraz daha zorlayacağım kendimi, onun için yaklaştırdım. Kendi gücüme göre tabii. Herkes kendine göre ayarlasın. Son 2-3 hareketle iyi hissetmen lazım. O ayakta olsun. Omuz genişle, kalça dışarı. Sırtla kalktım. İndim. Bacak hafif gidiyor ama asıl olay sırtta. 3. Yardımlı dendir yapıyoruz aslında. 4. 5. Ve çok sağlıklı. Yani ağırlık bilmiyor hiçbir zaman vücuda. Başlangıç işte bir olarak lastikle biz yaptırıyoruz. Hem öğrenmek için. Son 4. Hem 3 ve sağlıklı gerçekten. 2 1. Şimdi aşağıda kal. Kalça dışarı, omuzlar geriye. Hop, dirseği çek, vücuda yapıştır, tekrar bırak. Ne yapıyorsun? Kürek kemiklerini yapıştır. Uzat, ayır. 4 3 Göğsün altına doğru çek. 2 1 Geride yukarıda kal. Kısa kısa çek. Evet, 7 6 5 4 3 2 1 Bırak. Süper. Yarım dakika mola. Evet. Şimdi biraz bacak sırtı bırakalım, bisepse geçelim mi? Yine suyla, damacanayla başlayacağım. Damacana olmayan yine aynı şekilde ayaklarını buna koysun. Damacana kolay oluyor. Erkekler 2 tane koyabilirsin. 10 litre yapabilirsiniz. Avuç işleri şimdi. Üstten tutuyorum ya sopayı, alttan tutuyorum biceps için. Curl yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane koyabilirsiniz. Onun için öyle de güzel olur. Erkek için söylüyorum. Ben en rahatı bir ayağımın önünde istiyorum. Yani eşit yapabilir, vücudu sabit tutabiliyorsa. Ama ben tek ayağımın önünde istiyorum ve vücut dik istiyorum. Vücudu hiç bozmuyorsun bu sefer. Bacakla işimiz yok, kalçayla işimiz yok. 10 tane biceps yapacağız. Dirsek bükük, vücudun hafif önünde, kaburgalara dirsek değmesin hafif havada. Dirseği kapat, çeneye doğru ve aç. Bunu yaparken bu hızla yapacağız. Ön kolu hisset. Dirsek hiç oynamıyor, aşağı yukarı oynamıyor. 2 Hop 3 Bunun lastikle çok tadı çıkıyor, göreceksiniz şimdi ikinci yolu yapacağım. 4 5 6 Ama ağırlık olarak da önüne gelen her şeyi yapabilirsin. Biraz sonra biceps curl'ü dumbbell elastikleri yapacağım. Varyasyon olarak sizde kalsın istiyorum. Çeşitlendirin, hangisi daha çok zevk verir? Son 2 1 Ve kal. Kalça dışarı hafif. Çok aşağı inme. Dizi hafif büktüm. Kısa kısa aşağı yukarı. 4 3 2 1 Dirsek sabit kal. Ortada kal, bekle. Hiç oynatma.
avuç içleri, bisepsi hafif böyle kapadık. Tekrar aç kapat. Ön koldan, dirsek havada önde. Yapıştırma buraya. Önde biraz. Çok az önde dirsek, göğsün. Yanında önde. Havada 3, 2, 1. Son kez yapacağız. Bekle. Ve bir daha. 4 tane. Aşağı, yukarı, ön koldan. 3, 2, 1. Ve bırak. İkinci lastikle yapacağım. Bunlar hoşuna gider. Devam etsin. Benim lastiği ben severim. Direnç olarak daha iyi hissettiriyor. Lastik, orta düzey bir lastik çok işimizi görüyor. Yep. 1 dolar. 2 dolar. Bu lastiği de koru bu arada. Yani ne kadar dolarsa o kadar lastik sağlam kalır, yırtılmaz. Evet, yine aynı şekilde ayakların uçlarını bastım. Bunu biraz geriden basın. Biceps ve kol çalışacağımız için yukarı kaldıracağız, yukarıda yapacağız, zor olacak. Bu daha zor. Omuz genişliğinde aç. Evet, ben ayarladım kendime göre. Tam ortada kalması önemli sopanın. Haydi başlıyoruz. Dirsek hiç oynamıyor. Önde biraz. Kapat çeneyi ve aç. Bunu yaparken evet, lastik seni kontrol etmesin. Özellikle dönerken egzantrik çalışma. Yani şuradaki çalışma çok kontrollü olsun. Açarken. Son 5. 4. Kolay geldiyse lastiğin üstüne biraz daha bas. Mesafeyi daralt. 2. Zor geldiyse biraz daha mesafeyi aç. Ve şimdi kalça dışarıda. Evet. Kısa kısa. 1. 2. 3. Sabit kal, yukarıdan hafif kaldın. Hafif kaldın. Tekrar. 1. 2. 3. 4 kal. Sabit kal. Hiç oynatma. Dirsek havadaydı. Son. Haydi sırtı bırakma. 1. Nefes al. 2. 3. Ve bırak. Bekle. Bir set daha lastikle yapacağım. Biraz daha üstüne basıp zorlaştıracağım kendim için. Son sete gidiyoruz. Süper set gidiyor. İkili set yapıyorum. İki hareket ardarda. Ki daha iyi hissedin. Lastikle bu kadar daha iyi hissedersiniz. Hani çok beklemeler yaptığınızda lastikle o kadar hissedemezsiniz vücudum. Bu orta düzey, yani hani çok zorlaştırılabilir. İpuçları vereceğim videoyu bitirmeden. Nasıl zorlaştırılır, ne yapılır? Zaten bütün hareketleri yapınca göreceksiniz. Biraz daha öne bastım. Kolay gelenler kesinlikle öne bassın. Omuz genişliğinde aldım, vücudu dik kaldırdım. Haydi dirsek havada. Ön kulağı aç, kapat. Gerçekten güzel oluyor. 2 3 Siz de bunu hissedin. Hissetmiyorsanız lastiğiniz ya yumuşak ya da çok öne basmıyorsunuz lastiği ayağınızla. Yani mesafeyi daraltınca lastik direnç kazansın. 5 4 Hızlanma sakın. Vücudu oynatma. 3 2 1 Şimdi aşağı indir. Kalçayı hafif büktük. Yaklaştırdım. Dirseği hafif daha önde tuttum. Hop, yarım çekiyorum. 1 Yarım 2 3 Kal ortada. Nefeslen. Tekrar. 1 2 3 Kal ortada. Nefeslen. Haydi bir daha. 1 2 3 Ve bırak. Bravo. Süper. Şimdi dumbbell ekleyeceğim. Ama ondan önce biraz triceps yapalım. Ağlamasın. Biceps gitmesin. Biceps göğüs gitmesin. Sırt çalıştık. Biceps çalıştık. Daha devam edecek. Biraz da triceps çalışalım. Bir yok aldı çünkü. Tricepsi ben yalın ağırlığına ya da dumbbell kullanmayı, lastikle nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Eline lastiği bir tane dola. Sonra dumbbell tut. Öbürüne de diğerine de lastiği dola. Sonra dumbbell tut. Yani lastiği dumbbell'a sıkıştır. Lastik yok sanki. Dumbbell'ı çok sıkı tutuyorum. Tek ayak bastım, tek ayak arkadayken bastım. Ya da önde bas, boş adımla arkaya. Benim lastiğim kopabilir. Canlı yayında onu hissediyorum çünkü bir delik açılmış. İnşallah kopmaz. Evet, kalçayı dışarı çıkıyorum. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Öndeki dizi büktüm. Kalça dışarı, omuz başları gerideydi. Dirsekler düz. Geriyi teknik adayız. Ve bekle. 3, 2, 1. Tekrar gel. Tekrar. Dumbbell'ın farkını hissediyor musunuz? 2, 3, tekrar gel. Vücut hiç oynamıyor. Geri it. 1, 2, 3. Tekrar gel. Son 4 tane. 1, 2, 3.
Tekrar gel. 1, 2, 3. Tekrar gel. Son 2 tane. 1, 2, 3. Tekrar gel. Şimdi 1, 2, 3. Geride kal. Hiç bırakma. Kısa kısa oradan geriye. Daha geriye. 7, 6. Hızlı değil. 4, 3, 2, 1. Bırak. Süper. Ayağı bırakma. Benim dumbbell'ım 1 kilo. 2 kilo, 3 kilo olunca lastikle inanılmaz zevkli oluyor. Erkekler için özellikle söylüyorum. Bayanlar için de 1 kilo, 3 ve 2 kilo ideal. Daha zorlamayın. Yani bunu set şeklinde böyle drop diyorum. Süper set şeklinde yaparsanız çok iyi. Haydi tekrar boş ayarını attım. Arkadaki kaldı. 20-30 saniye aralığında dinliyoruz. Daha fazla dinlenmeyin. Kalça dışarıda hafif. Dirsek düz, omuzlar geride. Haydi git. Ve 1, 2, 3. Geri gel öyle. Geride tut. 1, 2, 3. 3 oldu. 1, 2, 3. 4 oldu son 4. Haydi 1, 2, 3. Geri gel. 1, 2, 3. Dumbbell olmayanlar evde lastiği biraz daha sert yapsın normalde. 1, 2, 3. Son 2. 1, 2, 3. Haydi son geride kalacağız. 1, 2, 3. Buradan daha geriye ama kuvvetli ve birbirine yakın. Dumbbell'ları yana açma. Omuzlar açılmasın. Son 6, 5, 4, yansın. 3, 2, 1. Bırak. Süper. Triceps omuz arkası da. Posterior deltoid. Epey hissediliyor. Romboidleri hissetmeye başladım. Çünkü geriye itişse zaten sırtı kreketleri kapatıyorsun ister istemez. İyi yaptığın da aslında çok efektif. Boyun içinde güzel bir egzersiz. Boyun etrafını güzel çalıştırıyor. Sol! Ayak değiştirmişsiniz ama gerek yok. Zaten kol da yapıyoruz. Kalça dışarıda. Öndeki diz bükük. Haydi başladık. Geriye. 1, 2, 3. Dirsek düz. Rahatlat. Tekrar. 1, 2, 3. Aşağı rahatlat. Haydi 1, 2, 3. Devam. 1, 2, 3. Dördüncü oldu. Son 4 tane. 1, 2, 3. Bunu yaparken, geri iterken omuzları açma. Skapulayı yani kürek kemiğini birleştir. Son 2 tane. Geriye 1, 2, 3. Son kez yap. Haydi yansın. 1, 2, 3. Kısa kısa buradan atıyorum 10 tane. 8, 7. Hızlanma. 5, 4. Kontrol sadece kolda. 2, 1. Bırak. Süper. Güzelsin. Şimdi aynısını bir sefse de uygulayalım. Hazır varken elimizde. Hadi bir ayak değişsin, değişiklik olsun. Çok bir şey değişmeyecek. Sadece duruşum biraz değişiyor. Dumbbell'ları görüyorsunuz. İki parmağımın arasında lastik geçiyor ve çok kontrollü. Yani dumbbell o işe yarıyor. Hani tutma, size tutma yeri yaptı yani. Bir el cep deniyor işte, strap yaptı. Çok daha kolay yapıyorsunuz. Lastikle tutması daha zor. Bilekle oynuyor çünkü. Tek ayak arka önde. Vücudu geriye yaslanır. Bu çok önemli. Şöyle kalma. Vücut geride. Dirsek havada. Haydi dirseği kapat. 1. 2. Buradan sonra hover'a geçeceğim. Yani tutuşuma dikkat edin. Avuçları yukarıya bakıyor. Dumbbell'lar yukarıya bakıyor. Boş dumbbell'lar. Son 5. Onu değiştireceğim. 4. Vücut hiç oynamasın. 3. Dik dur. Geriye omuzları at. Sırtı yaslı. 2. 1. Şimdi avuçları birbirine baksın. Çek. Dirsek havada aynı. Aynı paralel yukarı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 2, 9, 10. Mükemmel. Bekle. Biraz hissetmeye başladık kol. Hani kol çalışamıyorum benim de diyenler. Her şeyi boş ver. Dips de yapacağız şimdi triceps için. Onları kullanmadan geçmiyorum. Şınav da yapacağız. Şınav da triceps için dips yap. Atıyorum 150 yap. 30 git. Zaten görürsünüz kol nasıl çalışıyor. Ama bunlar da çeşitlilik ve farklı bölgeler için daha iyi. Evet. Şimdi biraz daha açtım aşağıda. Kapamak istiyorum. Çeneye yaklaştım. Aç. Açı değiştirdim. Biraz farklılık size göstermek için özellikle yapıyorum. Evet. Açıyı değiştirdim. Aç yukarıda. Yukarıda kapat. Çeneye yaklaştım. Aşağı indikçe aç. Ama uçları hep yukarı bakıyor. Bayanlar için zor egzersizler. Hayatlarında çok yapmadıkları için biz bunu çok gösteriyoruz. Dikkat edin. Noktalar önemli. Avuç yukarı. Son 3. Dirsek havada. 2. Vücuda dayama dirseği. Dayayarak da çalışın ama dayama. Omuz da aktif olsun. Son
Evet, hammer. Şimdi omuz genişliğinde tekrar bir. Yavaş indir. İki. Üç. Dört. Beş. Yavaş indir. Altı. Egzantrik olarak çok iyi çalıştırır. Yedi. Bırakma sekiz. Bırakma dokuz. Ve son. İşte bu. Ben çok iyi hissediyorum. Ağrının tadını hiçbir zaman vermez dediğim gibi ama çok daha sağlıklı, bayanlar için çok daha iyi bir hareket. Çünkü başka kaslardan da kompansasyon yapıyor. İstediğimiz bir şey değil normalde ağırlıkta ama onu da istiyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Omurdan destek alıyorsun, antagonist kastan destek alıyorsun. Yani 2-3 kası yardım için lastik bant yolluyor size. Ve bu sağlık için iyi. O kasa tam yüklenmiyorsun. Bodybuilding'ler için iyi bir şey değil o. Son. Evet, dirsek alanı hadi biraz da birleştirip yapalım. Paralel yine, kalça sırt, bel, gergin, yaklaştır, hep açık, hep aynı mesafe, şuradan daha iyi göreceksiniz. Damlaların arası değişmiyor, bakın omuza doğru kapatıyorum. 3, 4, göğsü sık, göğsü dirsek geriye çekerken geriye gelmesin, vücuda yaklaşmasın. Son 3, son 2, 1. Şimdi yine hammer, yan döndürdük, birbirine baksın avuçları. Çek, bir, dirsek havada, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, süper gidiyor, dokuz, son, bırakma. Ve nefesler süperdi. Kol, triceps, biceps için iyi. İki biceps yaptım, iki triceps yapacağım şimdi. Damlaları bırak, lastikler biraz klasiğe döndürebilirim. Koltuğun kenarındasın ya da sandalyenin kenarındasın. Dips yapacağız. Bildiğiniz dips hareketi. Bunu da zorlaştırmak için üzerinize ağırlık koyabilirsiniz, atıyorum. Yani hani bunlar çözüm değil ama hani böyle sırt kalça çalışırken ağırlık lastikle bir yere bağlayabilirsiniz kendinizi, yani yere. Koltuğun mesela yani omuzunuzdan geçirdiğiniz bir lastiği koltuğun ayaklarına bağlayabilirsiniz ama branş bile değmez. Burada süper sette daha çok yarar sağlıyoruz, yani arda arda hareketleri yaparak. Bildiğiniz dips ve şınav yapacağız. Incline olacak, yani daha kolay olacak şınav. Omuzları geri yattık. Topuklar koyuyoruz, parmak uçları havada, o önemli. Daha iyi yükü arkaya aktarmak için iyi oluyor. Kalça aşağıda, hiçbir zaman yukarı atmıyor. Sadece koldayız. Dirsek geriye doğru bükülüyor. Bayanlar yarım yapsın. Erkekler indirebildiği kadar indirip tam kaldırsın. Önemli olan burada tam kaldırma. Vücudu kalçaya oynatmadan, her şeyi kola bırak. Zorlanan mesafeyi kısaltabilir. Son 6, 10 tane yapacağız. 5, 4, omuz genişliğinden biraz daha geniş tutun arkada. 3, 2, 1, dirsekle yap. Şimdi ortada kal, bekle, omuzları geriye git, sadece kal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalktık, hemen şınav pozisyonu ters taraf. Omuz genişliğinde dirsekler aşağı, yana değil. Bayanlar yana yapabilir. Vücut sahibi, dirseği yarım yap, bayanlar yarım tam itiş yukarı. Erkekler göğsü değdirmeye çalışsın, vücudu oynatmadan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bıraktık, dinlen. Birinci set 30 saniye, güzel. Bir de o lastiklerin damlaların ardından bu çok iyi gider. Ben kendi antrenmanlarımda ağırlık çalışırken bile araya atıyorum. Çok seviyorum bunun tadını. TRX'i çok kullanıyorum. Evinde TRX olanlar varsa bir günde TRX yapabiliriz. Ama çoğunluğu almam lazım. Nefesler. En kötü bir YouTube'a TRX videosu çekerim. Oraya size link atarım. Evinde TRX gibi bir alet varsa ki her eve artık giriyor. Çünkü 60-70 liraya satılır oldu. Dekatlarında vardı. Alıyor insanlar. Bizim öğrencilerimizde de var. Yanında götürüp tatilde bile antrenman yapanlar var. Ya da bize öyle diyorlar. Çünkü ben yapıyorum. Kendim biliyorum. Herkes böyle olmadığını da düşünüyorum. Tekrar dipse başlıyorum, çok ara verdik. Hemen otur. Ayaklar düz olur, kalçayı kaldırmadan. Bu da bir zorlayıcı egzersiz. Ama sırt geride olsun. Ben dizi bir hafif büküp daha çok seviyorum kalçayı geri itmek için darbalar. Haydi başladık. 2,
3 4 5 6 7 8 9 sol. Ortada kal. Dirsekleri geriye et. Omuz başları çok zorlamayın. Omuz rahatsız olan bunları yapmasın. 3 2 1 bıraktık, hemen geri döndük. Omuzlar çok tehlikeli burada. El bileğine dikkat edin. Karpal tüneli omuzlar. Ay dirsek geriye. Epikondilite olanlar dikkat etsin dirseğine. 3 4 5 6 7 8 yarım yapabilirsiniz, zorlanıyorsunuz. 9 ama 10'u tamamlayın. Ve bırak. Süper. Biceps, triceps genelde süper setlerde iyi gider. Yani bir biceps 10 tekrar, 8 tekrar. Triceps 10 tekrar, 8 tekrar çok keyiflidir. Biz bunu 3 yapıyoruz genelde. Triceps, biceps, triceps yapıyorum. Ya da biceps, triceps, biceps yapıyorum. Anlayan anladı. Evet, son set. Dipsteyiz. En güzel set 3. settir. Tadını çıkarın. O acının ve o kası hissetmenin tadını çıkarın. Ya da ben herhalde biraz abartıyorum. Evet, kalçanın yanında eller parmaklar öyle bakıyor. Dizler hafif küçük. Evet, yarım yapabilirsiniz bayanlar, tekrar söylüyorum. Tam 10 tane yapın, yarım da olsa. 3 4 5 Vücut dik. Kalçayı kaldırma. 7 Son 3 Son 2 Bir tane de. Ortada kal. Omuz önüne yat. Topuklardayız. 4 3 2 1 bıraktık. Salla kolları, omuzları hemen. 200 saniye hemen dönüş. Ve tekrar devam et. Omuz genişliğinde. Yarım yapabilirsiniz. Çok kısa bile yapabilirsiniz. 1 2 ama yavaş yapın. 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi ortada kal bakalım. Kısa kısa oyna sadece. Dirseklerini aç kapat. 4 3 2 1 Mükemmel. Bravo. Nefesten 45 saniye mola bir su ve havlu molası. Ne yapmadık? Biraz bacağa gidelim. Şimdi çığırla yani bildiğiniz sandalyeyle bacak çalışacağız. Nefeslerini hem anlatayım, hem ekrana bakın, hem de suyunuzu için. Burada biraz sizi uğraştıracağım. Ama en azından bir seçenek sunmak için yapıyorum. Şimdi önce ayakta başlayacağım. Lastiğimi alıyorum. Lastiğimi en uçlardan tutup düğüm atıyorum bir tane. Evet, şöyle bildiğiniz bağlayın. Ve rubberlar var bunun için. Rubber olanlar hani çok sert olabiliyor. Ama rubber da kullanıyorum. Rubber zaten bunun yapılmış halini düşünün. Genelde hani şu egzersizlerde görürsünüz. Şuraya bağlarlar. Yani kalite üzülmemiz için çok kullanırlar. Yani videolarda görürsün. Biz yapılmış halde lastiği tercih ediyoruz çünkü daha büyük bir mesafe ihtiyacım var. Şimdi arkadaki koltuğun altından çevirip de bağlayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Sabitleyeceğiz. Ama sandalye çok daha kolay oluyor bu iş için. Evet, gördüğünüz gibi yapamıyorum ama evet, altından iki tane arkadaki, özellikle arkadaki şunu kullanacağım. İki taneye bağla. Bu böyle çok yukarı çıkmayacak şekilde olması lazım. Tek ayağını geçir. Ve şunu istiyorum. Parmak ucuyla bir bağ daha yap. Şu. Hop. Yani bileğime yapıştı şu anda. Ne yapsam gitmez. Sandalyeyle birleştim. O bir tane bağlamayı tekrar göstereyim. Öbür türlü çok yapamayacaksınız efektif. Ayak bileğinde parmak ucuyla bir tane dola ve ortadan geçir. Süper. Herhalde şimdi kalça için güzel bir egzersiz hazırız. Evet, başlıyoruz. Yine kalça özellikle gluteus maximus arkası için, bir de yan için iki tane süperset şeklinde yapacağız. Elleri koyduk arkaya. Koltuk varsa koltuğa koy, hiç önemli değil. Burada kalça düz olsun, diz düz olsun yeter.
Koydum vücut ağırlığının önüne, tek ayağımı havaya kaldırdım, lastik olan ayağımı. Geri itiyorum, çok yavaş geri itiyorum. Bir, lastik yırtılabilir. Kendinizde de olabilir. Biraz ağır lastik, kalın lastik tercih edin, böyle ayak, bacak ve sırt çalışırken. Dört, vücudu dönüşte dikkat edin. Bakın çekiyor benim ama asla öyle yıkmıyorum. İki, bir, geride kal. Birkaç tane kısa kısa yap. Vücudu oynatma. 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Ayağını bastın. Ayaklar neredeyse yan yana. Lastiğin arasına girme. Tek elinle sıkı tut. Elini beline koy. Tek ayak dışı açış. Bu gitmek ister. Eğer benim gibi gitmek istiyorsan iyice yüklen üzerine. 1, 2, koltuksa üzerine dirseğini koyup yatabilirsin. Önemli olan diz düz. 3, 4, bakın dönüşüyor. Asıl egzantrik çalışıyor. Dönüşte çalışıyor asıl. Tutmaya çalış. Kontrol sende. 3, 2, 1. Aç yana ve kısa kısa. Sadece tek bacakla yapıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Mükemmel. Ayak değiştiriyoruz hemen. Çıkar. Hiç zahmet değil. Bir kere sistemi kurduktan sonra, setupladıktan sonra kolay. Barbuk ucundan bir tane de içeri arabalara sokuyorum hemen. Güzel gidiyor. Vücut, omuz, vücut ağırlığının önünde biraz itiyorum, baskı uyguluyorum sandalye gelmesin diye. Tek ayak sabit, lastik olan ayağı kaldırıyorum. Dirsek diz düz ve geriye. Hop, bir. Karın kası da burada işe yarıyor arkadaşlar. Sandalye olduğu için onu da aslında aynı dirençle itiyorum çaktırmadan. O zaman karın kası ve kalça daha iyi çalışıyor. Yani bunu sabit bir yerde yapabilirsiniz. İlla sandalye olmazsa kalorifere ya da daha sabit böyle son 3, son 2 bir yere bağlayabilirsiniz. Sağlam. Geride kal kısa kısa. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Şimdi size ters dönmem için döndürüyorum sana da. Evet, yana doğru yapacağım. Yanda durdum. İki ayak birbirine yakın. Biraz ittim sandalyeyi, elimi belime koydum. Ayağımı kaldırdım lastiği. Haydi yana bir. Lastik gitmeye çalışıyor. Sandalyeyi ben tutuyorum. O da çok güzel bir karın çalışması aslında. O büyükler de artık burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bırakma. Vücut sabit. Dikkat edin. Üst vücudum olabildiğince karın kasında tutuyorum. Kal yanda. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Bırak. Birer tane daha yapacağız. Sonra yavaş yavaş bitireceğim. Esnemeyi bile sandalyede, koltukta yapacağız. Evet, ayaktan çıkarıyorum. Diğerine takıyorum. Bir tane doluyorum. Hiç çok ara verme. Zaten bu setup bir 15 saniye sürüyor. Evet, ayakları yan yana. Tekrar arkaya yaptım. Birer set daha yaparım hikaye. Halit. Bir. Olabildiğince yukarı kaldırabilirsin. Olay şurada. Sen şunu yapmadıktan sonra yapabilirsin. Vücut sabit. Sadece kalçadan yapıyorsun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, yukarıda kal. Kısa kısa hiç düşürme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hiç bırak, ayağı çıkarma. Devam edeceğim. Bu sefer iç bacak yapıyorum, dikkat edin. Yönüm değişti. Yani normalde bir şey yapıyordum. İkinci iç bacağı kullanacağım. Yani iç bacağımı içeri doğru yapacağım. Onun için yine mesafe belirleyin. Vücudu sabitle. Ayak havada. Bu ayak. Haydi kısa kısa. Hiç. Diğer ayağımın parmak ucundan sandalyeye doğru gelmesin ayak. 20 tane ucum kısa. 15. Kısa ayak içeri yapıyorsun. 10. Devam. 5, 4, 3, güzel oynatma, 2, 1, bırak, süper. Ayak değiştiriyoruz. Haydi tempoyu bırakma, bacakları hisset. Bunları setler halinde çok arttırıp, bayanlar hep bacak istiyordunuz ve evde ne yapabiliriz diyordunuz. Güzel bir örnek. Evet, diğer ayağımı bağladım. Önce geriye doğru, yine kalçayla başlayacağım. Ayaklar sabit, dönemlik verdim ve sabit vücudu, vücudu oynatma. Haydi bir, iki, üç, dört, beş,
yavaş dönüş. Tut lastik seni kontrol etmesin. 6. Kalça ekleminden yap hareket. 7. 8. 9. Kısa kısa. Haydi 1. 2. Yukarıda. Zorla artık, bitiyor. Son 4. 3. 2. 1. Bırak. Şimdi sağ kanı dönmek için bir tarafa dönüyorum. İç bacak yapacağız. Tek ayak sabit. Sabit olan ayak basıyor. Biraz itiyorum. Sandalyeyi yana. Yana bakıyor. El bende. Havadaki ayak içe doğru gidiyor. Ve sürekli iç kısa kısa. Aynı anda da kolu sabitlemek için kullan. Vücudu oynatma. Bunları yapma. Sallama. Sadece bacakla başladık. Haydi devam. 15. Ayak içiyle yana pas veriyorum. Bayanlar çok iyi bilir. Son 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bak. Süper. Ya daha çok hareket var. Belki bunun devamını çekeriz. Yani cim bir kinaye tabii, orada bir şey var. Ya bunlar biraz ekipman kullanarak evde yaptığın dozajı arttırmak için yapılmış bir egzersiz düşündüğüm sistem. Biraz doğaçlama gittik ama daha çok hareket var. Hani bunlarla leg extension'lara, leg curl'lere kadar o gittiğiniz cihazlarında yapabileceğiniz çok şeyi yapabiliyorsunuz lastik sayesinde. Onun için şey yapmayın, daha devamını çekelim. Daha çok hareketi göstermek istiyorum size. Matı esneme için kullanacağım. Ama son bir şey yapacağım. Evet, lastik kullanmıyorum. Biraz nabız arttı, böyle bırakalım. Genelde başlangıç müthişi böyle yapıyorum. Nabızla ilgili problem olanlar esnemeye geçsin. Kendi kendinize yapın, bize de sonra katılırsınız, iyice sorumlu olursunuz. Haydi, eller omuz genişliğinde, dambulları aldık. 2 kilo, 3 kilo fark etmez, alın. Dirsek dize değsin. Yayın geldi mi? Yayın geldi mi? Evet. Bu normal bir saatte yorumlar açık kalsın artık. Çok sıkıntı değil. Güzel, katılın. Gelin. Yarım kalmasın egzersiz. En önemli yerdeyiz. Nabzı bir 2 dakika arttıracağız. Sonra esnetmeye geçeceğim. Dediğim gibi nabzla ilgili problem olanlar buna hiç girmesin. Zaten iyi bir antrenmandı. Esnetmeye geçsin. 2 dakika sonra biz de esnetmeye geçeceğiz. Bize devam etsin. Bir saat olunca Instagram canlı yayını kapatıyor. Otomatik kapanıyor. Normal. Onun için takipçiler geldiyse. Evet, 2 dakika nabız yükseltiyoruz. Sonra esnetme yapacağız. Bunu kendinize verin. Biraz ters çıksın. Evet, omuz genişliğindeyiz. Kalça geliyor, dirsek bize değiyor. Ve yukarıya düşüyor, itiyorsun. Haydi, dambıllarla başladık. Devam. Yaklaşık 30 saniye yapacağız. Hiç bırakmadan. Devam. 5 hareket yapacağım, 2,5 dakika eder. Eyvah. Son 20 saniye. Dirsek dize değsin, kalçayı bırakmadan. Yandan görün. Kalçayı gör. Şu değil. Şöyle yapmayın sakın. Devam, kalça dışarı. En önemli hata odur. Devam. Devam, son 4 saniye. 3 saniye. 2. Şimdi yumruk atacağız. Kalça geride. Bir sağ, bir sol, 30 saniye boyunca devam. İterken vücudu sabit tut ama hafif omuzdan itiş var öne doğru. Dikkat et omuzuma, yumruk atarken çapraza atıyoruz yumruğu. Devam. Devam, çapraza. Omuzun hizasını at, yere yukarıda atma. Devam. Yumruğu sık. İt, vücudu oynatma. Bacaklar sabit. Sadece omuzdan atıyorsun. İt, çek, it, çek. 10 nefes. 3, 2, 1. Şimdi kal. Jumping jack'in yarını yapıyorum. Hop, 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 hop. Devam. Dambulları sık. Omuz böyle çok sert. Devam, devam.
10 nefes. Hiç tempo arttırma. 17 saniye. Üç, iki, bir. Şimdi aşağı dumbbellları birleştir yan yana. Ay hafif V yaptım. Kalk çeneyi yukarı kaldır. 30 saniye. Ne kadar iniyorsan in. Kalçayı bırakma, dikkat et. Dizlerin açık. Bu sefer aşağı uzat burnunu. Birleştirip uzat. Ve hop. Bu jimin devamını yapacağım. Bir bu kadar daha hareket göstereceğim size evde yapın diye. Ama araya yarın düşündüğüm şey biraz daha soft, biraz da sırt ağrıları olanlara çok soru geliyor, çok istek var. Bırak. Şimdi adım atarken yana bir sağ bir sol. Son. Son 30 saniye. Hayır. Bitiyor. Dumbbell'ları birleştir. Aç. Omuzdan. Ha, birleştir. Aç. Devam. Bir sağ bir sol. Son. 15 saniye, 10 saniye, hadi. Önemli değil, omuzları yak. Son. 5. 4. 3. 2. 1. Ve bırak, süpersiniz. Mükemmel, bana katılıp yapanlara helal olsun, güzel bir seri. Böyle bitirmek adetimden. Böyle biraz nefes yükselsin, biraz yükselsin ki soğumanın o esnetme tadını çıkar. Kan dolaşımını böyle içeride hissedersin. Nabzın yavaş yavaş azaldığını hissedersin. Çok daha iyi hissediyorsun. Böyle bitirmekten yanaydım. Şimdi nefesler sandalyeyi ya da koltuğu al. Ben sandalye kullanacağım. Boy olarak daha yüksek, daha hoşum gidiyor. Esneyeceğiz. Burada sandalyede başladık. Burada devam edelim. Her şey bir esneme aleti. Aslında çünkü bir yüksek bir taban. Diz, görüyorsunuz diz eklemi hizası çok daha kötü. Biraz daha yukarı varsa koltuğun yanları olabilir. Şu yüksekler onlar daha güzel. Mesela. Tek ayaklar. Ayaklarımı çıkaracağım. Esnerken, solurken ayakkabısız yapmak çok keyif veriyor. Ayağım kayabilir ama önemli. Evet, ayağım tabanın şeye koydum. Çeyre, sandalye. Öbür dizini indir. Vücut dik kalsın. Kalçayı aşağı bas. Ayak tabanın da yerde yani şeyde sandalyenin üzerinde. Tabanın yere basıyor. Vücudu sabit bırak, nefes al ver. Kası, iç bacağın esnediğini hisset. Hiç bırakma. Eğer bacağınız yorulduysa düz yapın ama içe basın. Yani bu bacağa bas. Önemli olmaz. Evet, şimdi iki elimi elde bele koy. O yana koyduğun bacak tarafındaki kolu, avuç içini kafana doğru göster. Nefes alıp vermeye devam edin, vücudu oynatma. Üzerini bir kadarıyla yatma. Kolundan sanki biri çekiyor parmaklarından. Ve aynı anda da kalçayı yere basıyor. Vücudu döndürme, gözlerini aç kapat fark etmez. Ama hisset, esnediğin yerleri hisset. Nefes al ver. Nabzını yavaşça uzadığını hisset. Ve bırak. Salla bacağı. Diğer bacakları da yapalım. Kaymasın diye siz de böyle lastik koyabilirsiniz. Ayak kaymasın. Evet, diz bükülü ben tercih ediyorum. Uzun bacağın ayağı tabanın yere bas. Ki soleus var. Alt bacak da esnesin iyice. Evet. Eller belde. Önce bir kası iyice bas. Aşağı. Vücudu öne itme, yatma. Dik durmaya çalış. Bacağın yoksa dediğim gibi düz yapabilir ama kalçayı basmaya devam edersin. Nefes al ver. Uzun bacağın, yana uzattığınız bacağın tarafındaki kol avuç içi başa doğru baksın avuç içi. Vücut sabit dursun. Uzayabildiği kadar uza. Aynı anda kalçayı yere basmaya devam ettir. Nefes al ver. Nefes al ver. Nefesi yanında hissedin kostallardan. Ve bırak. Ayağı çektik. Güzel. Şimdi arkasını kullanacağım. Şöyle. Yine kaymayacak bir zemin bulalım. Ayakların arkasında yükselti var ya. Evdeki masa da olur. Koltuğun yan tarafı yüksekse o da olur. Evet, ayaklarımız geliştiğinde
Biraz geri gittin, kalçayı dışarı çektin. Kalçayı dışarı çekerken aynen ya, sandalyeyi de sırtı. Direkt yere bas. Gördüğünüz gibi dizleri olabildiğince düz yap. Eğer çok rahatsız ediyorsan bükebilirsin. Hemsizlikler bükebilirsin ama burada göğsü, göğsü bir kanca taktığında 10 kilo seni aşağı çekiyor. Hisset, omuzlardan kalçaya kadar böyle aşağı doğru çekiyor. Nefes al, ver, boynunu rahat tut, omuzları iyice açık tut. Hisset, nefes al, ver. Sırtında hisset nefesi bu sefer. Tek elin ortada kaldı. Tek elini ortaya koy. Diğer elini yana doğru aç, avuç yere baksın. Vücudu oynatmadan olabildiğince dön. Ve başında da omuzlarınla da iyice dönüş yap, avuç içi baktığın yere doğru dönük olsun. Dizler hafif dikebilirsin. Üst bedeni rotasyon yaptırıyor. Omuz veya bel ağrısı içindeki iyi hareketlerdir eğer. Büyük bir rahatsızlığı, spolyozunuz yoksa rahatlatır. Nefes al, ver. Ya da antrozan spondilit gibi böyle bir rahatsızlığınız yoksa herkes için geçerli bir tabi her rahatlama. Omurga bozukluğunu biraz dikkat etmek lazım. Evet, yine sırtı bas. Göğsü aşağı doğru çektiğini hisset. Omuzlar iyice yük binen aşağı doğru gidiyor. Kal, nefes al, ver. Yere boşta. Boşaldım, yana açtım yine. Aynı savuç içi. Baktığım yöne doğru dönüyor. Boynunu fazla döndürme. Eşit olsun. Baktığın yerle, döndüğün yerle, avuç için gördüğü yer aynı olsun. İyice yukarıdaki kolunu geri it. Nefes al, ver. Sabit kal. Al, ver. 3, 2, 1. Yine ellerini üst üste koy. Yanlarını koy. Sırtı bas. Biraz daha gittiğini görüşürsün. Dizlerini düzle. Bura çok önemli, giderek açılıyor çünkü. İyice kafayı, göğsü, yere doğru bastı. Dirsekleri biraz hızın ver, bükebilirsin. Burada arka bacağı hisset. Nefes alır. Ve yavaşça omurgayı kaldır. Nefesler şöyle bir rahatlasın vücudu, şöyle aç kapat. Çok güzel esnedik, sırtı çok iyi esnedi. Aslında yine YouTube'a şey koyacağım, yatmadan önce iyi bir uyku için yapılması gereken 8-10 hareket, 5 dakika bu çalışma. Bir de sabah kalktığınızda hani bir 10-15 dakika geçtikten sonra güne iyi devam etmeniz için hareketler koyacak. Bunlar da geliyor. Ve notlar aldım böyle aralarda insanların sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre. Sırt postür bozuklukları için, sırt rahatlatmak için ve çalıştırmak için özel başlangıç düzeyi rahatsızlıklara yönelik çalışmalar olacak. Tek elimi tuttum. Tek ayağımı aynı yöndeki elimle ayak tarak kemiğinden ya da bilekten tut. Topu kalçayı yapıştır. Şu çok önemli. Topu kalçaya yapışsın. Dizi yana açma. Tam dizler birbirine yapışık. Topu kalçaya ve dik duruş. Devam. Dik duruş. Sabit kal. Hiç bırakma. Aynı ayak. Dizi bük. Bağdaş kur, ellerini koydun sandalyeye, otur ve piriformis her yerden çıkıyor, kalçayı açık egzersiz. Bunu yaparken C yapma, geriye yaslan ve dizini yere bas. Dizi bükük, dizi yere bas. Bükük dizi yere bas. Evet, dik durarak. Hafif otur, böyle dengeyi sağlasın ki daha güzel. Estresin iyice kalçayı dışarı çıkar ve tadına var. Estresler bütün ağırlığı yükü alıyor. Evet. Al bacağı. Diğeri. Önce quadriceps ön bacak esnetme. Buraya doğru yapıyorum. Dizler birbirine yapışık. Vücut dik. Topuk kalçaya değsin. Çek kendine. Dizler birbirine yapışık, o önemli. Yoksa kalça ve quadriceps esnemez. Yana doğru bir esnetme olur. Medüsler gider. Dizi büyük. Bitmek üzere. Ama bunlar en önemli kısımlar. Bük. Alttaki dizi biraz büktüm. Bükük dizi yani. Bacak bacak üstüne attığım diziyi aşağı doğru kendimden itiyorum. Ve sırtı dışarı çıkıyorum. Sırta dikkat et. Sırta dikkat et. Gergin. O kalçaya geliyor çünkü. Siyatik ağrıları, rahatsızlıkları, kalça, eklemsel problem. Bunda çok acı çeken sakın yapmayın. Normal, ortalama sağlıklı. Yani ne kadar olduğunu diyemeyiz ama ortalama insanlar için bunlar. Rahatlatıcı. Ağrı veriyorsa sakın yapmayın. Nefes al, doktora gidin.
bir problem vardı. Bu ara değil ama bu olaylar bir tarafa gidiyor. Acelesi yok. Ve bıraktık. Tekrar ayaklar iyice açtı. Göğüs öne bastı, dirseği büktü. Sırtı yere basarken arka bacağı hisset. Böyleyken parmak uçlarını kaldır. Sırtı bas, derin nefes al. Ver. Parmak uçlarını kaldır. Önden de biraz esnesin bacağını önde de. Yavaşça bırak. Evet, derin nefes al. Nasip bitirişim. Vücut oynatmadan. Kolları iyice geriden nefes vererek döndür. Bir tane daha derin nefes al. Ve benimle yapanlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum gün içerisinde. İstediğiniz kadar sorun. İşimiz bu. Zamanımız daha çok. Böyle zamanda sormayacaksınız. Ne zaman soracaksınız? Kesinlikle sorun. YouTube kanalım var Sporcu Baba. Kesinlikle takip edin. Eşinize, dostunuza söyleyin. Evde yapın. Evet, Mert Dumantepe görüyorsunuz orada bir şöyle bir işaret yapan. Doktor hocamız İstanbul'da çok başarılı bir hocamız. Ünlülerle de çalışıyor. Teşekkür ederim hocam. Onunla çarşamba 17'de bir söyleşimiz var. Kendisi sağ olsun beni kırmadı. Konuk olacak. Kendisi kalp damar cerrah. Belki orada benim öğrencilerimden, beni takip edenler de sorular sorup cevaplayabilirsiniz. Biz orada bir kalp damar cerrahı ve ondan sonraki o insanların biliyorsunuz varisler var, işte bunların ameliyatları var, çok zor. Ondan sonra ne yapabiliriz sorularını da ben cevaplamaya çalışacağım. Spor anlamında, hareket anlamında. Bunu konuşacağız. Teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum. Eylem hocamı gördüm burada. Ayrıca büyük ihtimal cumartesi Ankara'da iyi bir anaokulu. Benim kızım da oraya gidiyor şu anda. Mutlu Kaktüs. Severek gönderdiğiniz ve sahibi Danılan'la bir söyleşimiz olacak. Bu sefer çocuklar, gelişim ve belki çocuklara evde spor alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz de ben söylerken o da böyle psikolojik ve daha detaylı hani, çocukların psikolojisiyle bu dönemde ne yapabiliriz'i biraz konuşmak için öyle bir canlı yayın yapacağız. Bir iki tane fitness kökenli çok sevdiğim hocayla da yeni irtibata geçiyorum. Böyle bir projem olacak, onlar da kırmayacak yani tahmin ediyorum. Böyle ara sıra da sabah sporumuz devam ediyor. Öğleden sonra ve akşamları da böyle canlı yayınları duyuracağız. Ertaç Kayoğlu hesabını takip ederseniz hepsini göreceksiniz. 19 fit hesabında da Instagram'da, 19 fit pilates'te de var. Yayınlıyoruz. YouTube Sporcu Baba yeter çok konuştum. Teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarına su verelim. Evde yani makarna falan yani artanları bile verseniz bir kapla koysanız çünkü onlar artık çalışan kesim azaldı, dışarı çıkan azaldığı için özellikle açlar görüyorum ben her salona gelip çok yakın mesafe ama çok sokak köpeği var. Onun haricinde de herkes evde kalsın, annesine babasına dikkat etsin.